Merhaba WebTekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte birbirinden çakma 3 tane son model telefonu birbiriyle kapıştıracağız. Telefonlardan bir tanesini Mate 30 Pro diye söyledik. Umarım hıyar çıkmaz içinden. Bir tanesini iPhone 11 Pro Max diye söyledik. Bakalım ne gelecek. Ve son telefonda Samsung Galaxy S10 Plus. Bundan hiç ümidim yok. O üst taraftaki o iki tane kamerayı falan nasıl yaptılar? Bayağı merak ediyorum. Muhtemelen üçü de birbirinden çakmak ama ben kameralarını, tasarımlarını vesaire ya da oyun yükleniyor mu yüklenmiyor mu bunları size göstermek istiyorum. Şimdi masamıza geçeceğiz ama masamıza geçmeden önce sizlere çok güzel bir haberim var. Ara verme sebebim şu arkadaşlar. Kafatopu 2'de Ramazan boyunca 10 tane etkinlik ve bir sürü hediye sizleri bekliyor. Bu etkinliklerde PlayStation 4'ten iPhone 10R'ye, AirPods'lardan dizüstü bilgisayara, Xbox'tan Apple Watch 3'e kadar pek çok hediye verecek. Olay da şu, hani hep bize diyorsunuz arkadaşlar, bize çıkmaz zaten. İşte bu noktada kazanma şansınızın çok artması için her etkinliği 3 segmente böldük. Ve bu listelerde birinci olan herkese o etkinliğin ödülü verilecek. Yani herkes kendi seviyesine kapışacak ve kendi liginde birinci olduğu zaman ödül kazanmayı hak edecek. Burada önemli bir ayrıntı daha var arkadaşlar. Eğer uzun süredir Kafatopu 2'yi oynayamıyorsanız geri gelen arkadaşlarımıza ekibimiz 100 elması da hazırladı. Hediye olarak sizlere verilecek. Şimdi sizler de hemen videonun altında bulunan açıklama kısmındaki bağlantılardan Kafatopu'yu indirip kapışmaya başlayabilirsiniz. Hatta ödülleri de kazanabilirsiniz. Şimdi gelin ben tepe açıya geçeyim arkadaşlar. Şu çakma telefonlara daha yakından bakalım. Evet, telefonları masaya aldım arkadaşlar. Ve şimdi kutularını açacağım. Şöyle dezenfektanı bulayalım. Şöyle, oh. Fazla temizlik göz çıkarmaz arkadaşlar. Hangisini açayım ya, şundadır ya, bunda. Elvacının kızında. iPhone'u açıyorum. Hepsinin kutusunu açacağım zaten. Çok enteresan şeyler sizleri bekliyor. Yazıya bak, fonta bak. Şu 1, şu 2. Bu iPhone 11 Pro Max. İçinden aha bu şu incecik bir kablolu şarj aleti geliyor. Ben bunların hepsini çekimden önce biraz şarja taktım. 1-2 saat ama %5 şarj oldular ve bunlar acayip ısınıyor. Şöyle bir kulaklık geliyor. Aha, içinde ekran jelatini de çıkıyor vallahi. Oha, bayağı sert. Aman. Şu bütün çakma telefonlardan çıkıyor bak. Şaşmaz. Sim kartın boyutunu değiştirmeye yarıyor. Şimdi sırada Mate 30 Pro var. Bak görüyor musun? Zaten telefonları açtığım zaman hepsi açık geldi içinden. Bunun da adaptörü böyle Blue Intel marka. Sanki PES'teki çakma takımlar gibi. İsmi anlamayan takımlar gibi. Yemin ediyorum 1 milyoncuda böyle kulaklık yok ya. Sıra geldi S10 Plus. Bu arada S20 sipariş etmiştik. Gördüğünüz gibi gelen kutunun üzerinde S10 Plus yazıyor. Aha, parmak izi okuyucusu var. Bunun adaptörü öyle bir ısındı ki arkadaşlar, evde doğalgazı kapattık. O kadar ısındı. Diğerinden çıkan aynı kulaklıktan çıkıyor. Aha bak, yine nosy. Şimdi jelatinleri açalım. Bu neydi? Mate 30 Pro'ydu. Şimdi bir de iPhone'u açalım. Bak neler yazıyor ya. Konsept. Şu zaten bütün çakmalarda var. Bunu gördünüz mü kaçın. Niye yapıştırdıklarını bilmiyorum. Bilen varsa da yazsın aşağı arkadaşlar. S10 Plus. Bak burada kamera deliği şeyi var. Ama kamerası burada. Bak gördün mü yine o gri şey. Şimdi hepsini bir açayım arkadaşlar. iPhone açılacak mı? Bakalım hangisi en hızlı. Aa, bu açıkmış. Hız testi yapacaktım ama gerek kalmadı. Bakın bunun %19 şarjı var arkadaşlar. Bu çok sıkıntılı. Tasarım olarak üçünün de orijinaliyle hiçbir alakası yok. Böyle bir çentik mi var ya? Bunda şurada sözde kamera varmış gibi ama şu sadece bir ekran görüntüsü. Bakın şimdi burayı kapatıyorum. Bak hiçbir şey olmuyor, gördün mü? Bakalım Google Play'e girebileceğiz mi? Bu bak giremeyecek ha. Böyle olunca çakmalar giremiyor. Aha girdi vallahi. Olay inanılmaz yavaş işliyor arkadaşlar. İşte bakayım yükleyebileceğim mi? Hemen bu sırada iPhone'da da yapalım aynı işlemi. İçerik yok diyor. Bu da indirmiyor. Bak bu indirdi ne güzel. Herhangi bir sorun yok. Bakalım bunda belki Google Play gibi bir şey vardır ya. Aha bak. Bak gördün mü nereye saklamışlar? Aha iniyor vallahi, iniyor bak. Hadi başarabilirsin. Kafatopu 1 yazıyor. Oho. Kafatopu 2 var mı? Var. Yükle. Bu arada ben bari şundan bir kafatopu açayım. Diğerleri inene kadar. Hep soruyordunuz abi çakma telefonlar oyun oynatıyor mu diye. Hah, alın size deniyoruz. Ay Ercan abim, seni buralarda da mı görecektik? Kusura bakma ya. Tamam, sen açtın, bravo, aferin. Yükledi. Aç bakayım. Açabileceğim. Bu oyun normalde 1,5 saniyede 1 saniyede falan açılıyor neredeyse. Tamam, bunda da çalıştı. Şimdi size az önce demiştim ya, komedi filmi. Bakın. Önce başka bir komedi filmi göstereceğim size. Bundaki parmak izi okuyucusu. Bak ekranda bunda parmak izi okuyucu var arkadaşlar. Huawei'de. Parmağımla dokunuyorum. Eldivenli parmağımla. Aynı eliyle dokunuyorum. Bak bak bak. Tamam. Şimdi insan ne bekler? Bu parmakla dokununca açılmasını bekler değil mi? Bak aha da buramla dokunuyorum. Açıldı. Bak gördün mü? Al sana parmak izi okuyucusu. Yumruğumu masaya vurdun mu? Neyse ya, her türlü açılıyor. Bu bir güvenlik önlemi değil bak. Beni görüyor musun? Bak şimdi bir fotoğraf çekeyim de aklınız çıksın. Bak çekip çekmediği de belli değil ya. Hayır bir ses ver.
Allah, bismillah, ne oluyor? 10 tane fotoğraf çektim. Senin için çok büyük bir adım bu, biliyorum ama yaklaştıkça detaylar yok oluyor. Huawei'nin böyle. Bir tane de arka kamerasıyla şöyle çekeyim, varsa tabii. Bak, çekeyim ben size şöyle. Yemin ediyorum apaydınlık odada ne biçim çekiyor. iPhone'a bakalım. Oğlum bu ne, tövbe tövbe, bembeyaz ruh gibi çıkıyorum ya. Şöyle bir çekeyim bakayım. Oğlum ben bu kadar beyaz değilim değil mi lan, doğru söyleyeyim. Ulan biraz da şu kameralarla uğraşın, tasarımla uğraşacağınıza bu kadar ya. Ağır çekim var diyor ya, bak ne bekliyoruz şu an? Elimin ağır çekimde oynamasın değil mi? Bak. Gördünüz mü ağır çekim? Ağır çekim falan yok, yalan. Yine bak, indi iPhone. Bir de şu Samsung'cuğumun kamerasına bakayım. Aha, bunun biraz güzel gibi lan. En azından diğer ikisine nazaran birazcık daha hızlı çekiyor da bunun da şarj olmuyor arkadaşlar. Oğlum bunların hepsine aynı kameraları koyuyorlar ya. Bakayım portre modu falan filan. Bak getire. Bu da çok kötü ya. Yaklaştırınca hiçbir detay kalmıyor. Böyle arkadaşlar çakma telefonlar. Yani dış tasarımları fena değil diyemem. Arka taraftan bakınca şu S10 Plus hariç adamlar benzetmeye kasmışlar. Şu iPhone falan benziyor yani. Ama bu çok bariz ya. Bu oyuncak gibi duruyor bayağı Samsung olan. Önden baktığımız zaman işin rengi tabii ki de değişiyor. Böyle bir ekran gövde oranı yok. Evet, böyle arkadaşlar çakma telefonlar. Şimdi bunlara bir içini falan parçalamaya gerek yok. Bataryası o kadar ısınan telefonun pili bana ne yapar çok merak ediyorum. O yüzden çok tehlikeli. Açmaya gerek yok. Her zaman söylüyoruz zaten. Almayın. Bunlar sağlığınıza zararlı bir, cebinize zararlı iki. 1000 liralık size hizmet veriyor mu orasını bilmiyorum arkadaşlar. Nereden geldiği belli değil. Dikkat edin. Bu videomuzda sizlerle beraber 3 tane çakma cihaza yakından baktık arkadaşlar. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Ha bir de şurada bir yerde beğen butonu var. Ona basarak videomuzu beğenebilirsiniz. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıya tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz.